Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei Mate 9 ve iPhone 7 Plus'ın kameralarını karşılaştırıyoruz. Başlıkta görmüş olduğunuz 140 megapiksel olayı aslında Mate 9'un çıkmasına yakın birçok fotoğrafın birleştirilmesinden oluşturulmuş bir görsel. Bu videomuzda bu iki telefonu seçmemizin sebebi iki telefonda da çift kamera bulunması. Eğer bu videoyu bu kameralarla çekseydik nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktı, gelin izleyelim. Evet arkadaşlar, şu an Mate 9 ve iPhone 7 Plus'ın videolarına bakıyorsunuz. Şu anda sesimi Mate 9 üzerinden duyuyorsunuz. Yani bu kaydedilen Mate 9'un mikrofondan kaydediliyor arkadaşlar. Ve şu anda da sesimi iPhone 7 Plus üzerinden duyuyorsunuz. Yani bu ses iPhone 7 Plus'ın mikrofonuyla kaydediyor. Şimdi sıra geldi. Siz örnek fotoğraflara ve videolara bakarken ben de biraz teknik detaylardan bahsedeyim. Mate 9'da arkadaki kameralarımızdan bir tanesi 20 megapiksel, bir tanesi de 12 megapiksel. Burada en önemli unsur bu kameraların Leica'nın üretmiş olması. Leica markasından da çok kısaca bahsedelim. Fotoğraf makinesi ve lens üretiminde dünyanın en önde gelen firmalarından bir tanesi. O yüzden bu telefondaki fotoğraf makinemiz de oldukça iyi. iPhone 7 Plus'a baktığımız zaman da 2 adet 12 megapiksellik lensleri görüyoruz. Huawei P9'da f2.2 diyafram değerimiz bulunuyorken iPhone 7 Plus'ta bu değer 1.8. Yani bu da şu demek olabilir, düşük ışıkta iPhone 7 Plus birazcık daha önde. Her iki telefon için de şunu söyleyebilirim, çektiğimiz nesnelerin arkasını öyle bir bulanıklaştırıyor ki sanki profesyonel fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi duruyor. iPhone 7 Plus'ın bir tane kamerasıyla 2x optik zoom yapabiliyorken Mate 9'daki kameralarımızdan bir tanesi de monokrom siyah beyaz fotoğrafları oldukça güzel çekebiliyor. Video tarafına bakacak olursak her iki telefonumuzda saniyede 30 kare 4K videolar çekebiliyor. Eğer çözünürlüğü 1080p'ye alırsak da 60 kareye kadar çıkabiliyoruz. Bunun yanında benim gibi ağır çekim videolar çekmeyi seviyorsanız iki telefon için de 720p'de saniyede 240 kare, 1080p'de 120 kareye kadar ulaşabiliyoruz. Video olayından bahsettiğimize göre şimdi ön kameradan da bahsedebiliriz. Huawei Mate 9'da 8 megapiksellik bir ön kameramız, iPhone 7 Plus'ta ise 7 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor. Açık yüreklilikle şunu söyleyebiliriz, düşük ışıkta Huawei Mate 9 biraz daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. En azından renkler daha doğal duruyor gibi geldi bize. Ayrıca selfie severler için şunu da söyleyelim, her iki kameramızın da ön tarafında flash bulunmuyor. Çok az da kamera arayüzlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. iPhone 7 Plus'ta böyle ıncık cıncık ayarlara ulaşmanız, ayarlara girmenizi gerektiriyor. Huawei Mate 9'a baktığımız zaman da direkt kamera arayüzünden her türlü ince ayara ulaşabiliyoruz. Yani Huawei Mate 9'un kamera arayüzü biraz daha profesyonellere yönelik yapılmış. Tabii ki de otomatik çekim seçenekleri var. Ancak siz ince ayarlarla uğraşmak istiyorsanız Mate 9'un direkt kamera arayüzünü kullanabilirsiniz. iPhone 7 Plus'ta da harici bir uygulama kurmanız gerekebilir. Son olarak sizlere kendi kişisel görüşümden de bahsetmek istiyorum. Birisi 4500, birisi 3000 TL. Aradaki 1500 TL fiyat farkıyla ben olsam giderdim bir PlayStation alır ve keyfime bakardım. İkisinin de kamerası birbirine çok yakın diyelim. Ayrıca benim de Leica'ya özel bir sempatim olduğu için tercihim Huawei'den yana olurdu. Ama hangisini alırsanız alın kafanız rahat fotoğraflar çekebilirsiniz. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Hemen şuraya bir anket hazırladık. Eğer sizin için kamera öncelikli olsaydı bu telefonlardan hangisini tercih edersiniz cevaplarsanız sevinirim. Ayrıca yorum kısmına da sizce çift kameralı telefonlar günümüzde şart mı, ihtiyaç mı? Bunun da cevabını yorum kısmında hep beraber tartışalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.